Amerika'nın Sesi Washington stüdyolarından merhaba. Ben Pınar Sayar Kızılçalı. Amerika ve dünyadan öne çıkan haberlerle karşınızdayız. Türkiye ve Amerika'nın Membiç konusunda anlaşmaya vardığı yol haritası Washington'da konuşulmaya devam ediyor. Dün Pentagon'da düzenlenen briefingde de konu gündeme geldi. Doğal kararlılık operasyonu sözcüsü Albay Thomas Vail, hem bu yol haritası hem de Membiç'teki Amerikan askerlerinin geleceğiyle ilgili soruları yanıtladı. Vail'e Türkiye'nin Irak'taki askeri faaliyetleri de soruldu. Briefingi Mehmet Toroğlu takip etti. Mehmet, Amerikalı sözcü ne mesajlar verdi? Evet, bir yandan Türkiye'nin Kandil'e operasyon hazırlıkları, diğer yandan Membiç konusunda Türkiye ile Amerika arasında anlaşmaya varılan yol haritası Washington'daki briefinglerde sözcülere, gazeteciler tarafından soruluyor. En son IŞİD'e karşı yürütülen doğal kararlılık operasyonu sözcüsü Albay Thomas Vail, Bağdat'tan video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine briefing verdi ve Irak içerisinde herhangi bir ülke tarafından yürütülecek bir operasyonun Irak hükümetinin izni ve yakın koordinasyonuyla olacağını söyledi. Türkiye'nin bir gazetecinin Türkiye'nin Irak'taki askeri varlığını artırma planlarına yönelik bir sorusunu yanıtlarken Vail, Irak'ta herhangi bir ülkenin operasyonları Irak'ın egemen hükümetinin izniyle ve yakın koordinasyonuyla olur. Irak Başbakanı Ebadi de bunu defalarca dile getirdi dedi. Türkiye'nin koalisyon ortağı ve NATO müttefiki olduğunu, Türkiye ile çok yakın çalıştıklarını belirtti Vail. Türkiye'nin Irak hükümetiyle ikili olarak neler yaptığıyla ve orada koalisyon çalışmalarıyla nasıl etkileşim kurduğuyla ilgili öne çıkan bir endişem yok ifadesini kullandı. Sözcü Vail, aynı gazetecinin Irak'taki Türk güçlerinin genişlemesi, sizce varlığını genişletmesi, sizce koalisyonun IŞİD'e karşı çabalarını etkilemeyecek mi şeklinde bir sorusunu yanıtlarken de spekülasyon yapamam ama etkileyeceğini sanmıyorum. Bence Irak ya da Türk hükümetine gidip bunu sormanız gerekir. Çünkü orada bazı müdahaleler olabileceğini işaret eden herhangi bir şey duymuyorum diye yanıtladı. Vail ayrıca Türkiye ile Amerika arasında Membiç konusunda varılan yol haritası da soruldu. Bunun Suriye'de IŞİD'e karşı mücadeleye nasıl bir etkisi olacağı soruldu bir gazeteci tarafından. Türkiye'nin güney sınırı boyunca meşru güvenlik kaygılarını anlıyoruz. Koalisyon üyesiler ve değerli bir NATO ortağılar. Dolayısıyla onlarla bu görüşmeler üzerinden yakın çalışmak en doğru yaklaşım değerlendirmesinde bulundu. Ancak bu konuda resmi açıklamaların Dışişleri, Savunma Bakanlığı ya da işte Merkez Kuvvetler Komutanlığı, CENTCOM tarafından yapılması gerektiğini söyledi Vail ve bunun ötesinde bir yorumda bulunmadı, değerlendirmede bulunmadı. Vail'a bir gazeteci Membiç'teki Amerikan askerlerinin rolünü ve geleceğini sordu. Vail, koalisyon askerlerinin bir süredir Membiç'te olduğunu ve güvenlik operasyonları yürüttüklerini söyledi. İleri kuvvet değiller. Bu Kore'deki silahsızlandırılmış bölge gibi değil. Güvenlik operasyonları yapıyorlar. Bu misyonun geleceği siyasi görüşmelere ve siyasi kararlara bağlı diye konuştu. Şu anda bu konuda bir değişiklik planının olmadığını ifade etti. Vail, operasyonlar, ayrıntılar hakkında konuşamam ama sahadaki varlığımızı, sahadaki koşullar belirleyecek mesajını verdi Amerikalı sözcü. Mehmet Toroğlu'na teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Yayınımız devam ediyor. Uluslararası araştırmacılar Temmuz 2014'te Malezya Hava Yolları'na ait MH17 sefer sayılı uçağın Ukrayna üzerinde düşürülmesini hala soruşturuyor. Uçağı vuran füzenin Rus ordusunun füzelerinden olduğu tespit edildi. Hollanda, Ukrayna, Malezya ve Avustralya tarafından kurulan ortak soruşturma ekibi Rusya'nın olaya karıştığını ilk kez doğruladı. Uzmanlar Rusya'nın bu konuda işbirliği yapmayacağını söylüyor. Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a giderken Ukrayna semalarında vurulan MH17 kodlu uçuşta 283 yolcu ve 15 mürettebat hayatını kaybetti. Ortak soruşturma ekibi Malezya Hava Yolları uçağının Rusya'dan Ukrayna'nın doğusuna fırlatılan bir füzeyle vurulduğuna dair kanıtları yayınladı. Uzmanlar geçen hafta yaptıkları açıklamada füzenin tam olarak fırlatıldığı noktanın tespit edildiğini ve kanıtlarda bulunduğunu söyledi. Bugün ortak soruşturma ekibi MH17 uçağını vuran füze bataryasının Rus Silahlı Kuvvetleri'nin 53. Uçak Savar Birliği tarafından fırlatıldığı sonucuna vardı. Bu sonuç Bellingcat adlı bağımsız web sitesinin yayınladığı ve bu füze rampalarında bir füzenin eksildiğini gösteren videoyu da doğruladı. Başsavcı, soruşturmanın son aşamasında elinde kanıt olanlara ve görgü tanıklarına yönelik çağrıları da tekrarladıklarını söyledi. Bugün kamu yararı adına medyaya da füzenin ve fırlatma ünitesinin kullanılması ile ilgili sorulara yanıt bulunmasına yönelik çağrı yapıyoruz. Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde uluslararası bir soruşturmayı engellerken bir sonraki soruşturma uçuşun kalkış noktası olan Hollanda'da başlayacak gibi görünüyor.
Rusya'nın uçağın düşürülmesine karıştığı düşünülen kişileri sınır dışı etmesi ya da uluslararası yargı önüne çıkmasına izin vermesi hiç mi hiç mümkün görünmüyor. Foxhill'da ortak soruşturma ekibinin ilk kez uçağın düşürülmesinde Rusya'nın suçlu olabileceğini açıkladığını söylüyor. Kırım'ın hukuk dışı ilhakının Ukrayna'nın doğusunun istikrarsızlaştırılmasının ve MH-17 kodlu uçağın düşürülmesinin üzerinden 4 yıl geçti, 2018'e geldik. Bugün Rusya ile ticari ilişkileri normalleştirmeye başlayan batılı devletler var. Neyse ki batılı ülkeler şu ana kadar tavırlarını korudu ama bunun devam edeceği konusunda bir garanti yok. Moskova sürekli olarak uçağı düşürdüğü yolundaki iddiaları reddetti ve uçağın Ukrayna ordusu tarafından düşürüldüğünü öne sürdü. Ancak uzmanlar ortaya koydukları kanıtlarla bu iddiayı çürütmüş oldu. Mehmet Toroğlu, Amerika'nın Sesi, Washington. Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir konu olan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü bir süre önce Washington'da tartışıldı. Carnegie Vakfı adlı düşünce kuruluşundaki panelde Ürdün ve Lübnan'daki sığınmacıların dönüşle ilgili görüşlerinin yer aldığı rapor kamuoyuyla paylaşıldı. Rapora göre sığınmacıların sadece 8'de biri Suriye'ye asla dönmeyi düşünmediğini söylüyor. Dönüş için aranan öncelikler ise emniyet ve güvenlik. Suriye'deki iç savaş, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyadaki en büyük mülteci krizine neden oldu. 5,5 milyon Suriyeli ülkeden çıkarken 6 milyon 100 bin Suriyeli de ülke içinde yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kaldı. 3,5 milyonu Türkiye'de olmak üzere çoğunlukla Lübnan ve Ürdün'de yaşamak zorunda kalan 5,5 milyon Suriyeli ülkelerine dönebilecek mi ya da dönmek istiyor mu? Washington'daki Carnegie adlı düşünce kuruluşunda düzenlenen panelde Beyrut'taki Carnegie Orta Doğu Merkezi Direktörü Maha Yahya, Lübnan ve Ürdün'deki sığınmacı kamplarında ekibiyle birlikte hazırladığı raporu sundu. Buna göre sığınmacıların çoğu ülkelerine dönmek istiyor. Suriye'ye bir daha asla dönmeyeceklerini belirten sığınmacıların oranı 8'de 1. Bunların çoğu da gençler. Not just because they're living in miserable conditions in Lebanon and in Jordan, but because they want to go home. They just want to go home. Raporun en önemli sonucu Suriyelilerin dönme konusunda çok istekli olması. Sadece kötü koşullarda oldukları için değil ama gerçekten evlerine gitmek istiyorlar. Onlarla konuştuğunuzda savaştan önceki Suriye ile ilgili çok nostaljik bir dil kullanıyorlar. Ancak dönmenin çok zor olduğunun da farkındalar. Rapora göre sığınmacıların geri dönüş için önceliği emniyet ve güvenlik. Ancak hiçbiri buna ülkede siyasi bir geçiş olmadan ulaşılabileceğine inanmıyor. Şu anda iş başındaki rejimle güvenlik ve emniyette olabileceklerini düşünmüyorlar. Peki işleri olsa, hizmet alsalar fikirleri değişir mi? Sığınmacılar geri dönmek için ekonomik durumu önemli buluyor ama bir şart olarak görmüyor. Jobs were available. If there was access to services. Onlara iş olanağınız olsa, hizmetlere ulaşabilseniz evlerinize döner misiniz diye sorduk. Yönetim modeli değişmedikçe ve siyasi geçiş olmadıkça geri dönmeyeceklerini belirttiler. Esad yeniyor, ülkelerine dönebilirler diye bir algı var. Yeni bölgeleri kontrol altına alıyor ama bu kazanmak değil. Esad yeniyor demek, Suriye'de istikrarsızlığın devamı demek. Sığınmacılar da bunu fark ediyor. Düzgün bir yaşantıları olmayacağını fark ediyorlar. Devlet Başkanı Beşar Esad'ın iktidarda olduğu bir Suriye'ye en fazla dönmekten çekinenlerse kadınlar ve genç erkekler. Sığınmacılar Suriye'de siyasi geçişin kendilerine güvenlik, adalete erişim ve evlerine dönüş hakkı tanımaması halinde dönmek istemiyor. Raporda dikkat çeken bir başka nokta da rejim karşıtı sığınmacıların çoğunun muhalefetin gerçekten kendilerini temsil ettiğini düşünmemesi. Rapor Suriyeli sığınmacıların birlik içinde özgür bir ülke görmek istediklerini de ortaya koydu. So in this kind of condition, what is it that Syrian refugees want? Sığınmacılar ne istiyor? Birincisi özgür Suriye istiyorlar. Kendilerini özgürce ifade etmek, istedikleri liderleri seçmek istiyorlar. Birleşik bir Suriye istiyorlar. Siyasi güç paylaşımından bahsediyorlar. Bütün grupları eşitliği temsil eden bir Suriye istediklerini belirtiyorlar. Adalet istiyorlar. Rapor dönüş için en önemli şart olarak sunduğu emniyet ve güvenliğin adaleti sağlayan, sivilleşen, sadece kapsayıcı yönetim mekanizmalarını içeren siyasi sürecin oluşturulmasıyla sağlanabileceğini belirtiyor. Bu konuda uluslararası topluma da görevler düşüyor.
to work with host countries such as Lebanon, Jordan and Turkey. Uluslararası toplumun sığınmacılara ev sahipliği yapan müthiş iş çıkaran ülkeler Lübnan, Ürdün ve Türkiye ile daha çok çalışması gerekiyor. Suriyeli sığınmacıları evlerine dönme konusunda artan bir baskı var. Gönüllü geri dönüş anlamını yitiriyor. Rapor uluslararası topluma insani yardımlarına devam etmesi ve sığınmacılara ev sahipliği yapan ülkelere hem söz konusu ülke insanları hem de sığınmacılar için iş imkanı yaratacak yatırımlar yapması çağrısında da bulunuyor. Rapora göre sığınmacıların geri dönüşüyle ilgili hazırlıkların şimdiden başlaması gerekiyor. Rapor ayrıca yeniden yapılandırma kaynaklarının Esad rejimini güçlendirmemesi gerektiğini, rejimin kontrolünde olmayan bölgelerde alternatif yeniden yapılandırma çalışmalarının başlatılması gerektiğini de vurguluyor. Serhan Akif Akyıldız, Amerika'nın Sesi, Washington. Dünyadaki savaş ve krizlerin artması her ülkede olduğu gibi Amerika'da da mülteci sayısının artmasına yol açıyor. Mültecilerin geldikleri ülkelerde dil eğitimi almaları da önemli bir öncelik. Philadelphia kentinde bir kütüphane göçmenler ve mültecilere çok ilginç bir yöntemle İngilizce öğretiyor. Kütüphanenin sunduğu İngilizce programının adı Yenilebilir Alfabe ve bu programa katılan öğrenciler İngilizceyi yemek pişirerek öğreniyor. I'm from Iran. Taiwan. I'm from Indonesia. From Iran, from Brazil, I'm from France. Dünyanın farklı bölgelerinden göçmenler ve mülteciler, Özgür Philadelphia Kütüphanesi'nin mutfağında bir araya gelmiş. Hepsi kütüphanenin düzenlediği Yenilebilir Alfabe programına katılıyor. Bu programda yemeği bir öğrenme aracı olarak kullanıyoruz. Her hafta öğrenciler bir yemek tarifi sayesinde İngilizce ve malzemelerin isimlerini öğreniyor. Malzemeleri nereden alabileceklerini ve markete nasıl gidebileceklerini de öğreniyorlar. Her katılımcı kendi ana dilinden başka bir ana dili konuşan bir öğrenciyle eşleştiriliyor. Bugün konu pizza malzemesi. Yenilebilir alfabe fikri 3 yıl önce mültecilere yardım eden bir sivil toplum örgütünün işkence görmüş bir grup mülteciyi kütüphanenin aşçılık eğitim merkezine getirmesiyle doğmuş. Women from all over the world, many of whom didn't speak English. Dünyanın dört bir yanından gelen İngilizceyi iyi veya hiç konuşamayan kadınlar vardı. Dersin sonunda ailelerimizin fotoğraflarını paylaşıp hayatlarımız hakkında bir şekilde sohbet ettik. Harika bir andı. Bu başarıya dayanarak Yenilebilir Alfabe programını başlatmaya karar verdik. 6 haftalık kurs iki eğitmen tarafından veriliyor. Biri İngilizce, diğeri ise aşçılık öğretmeni. We choose our recipes for this class. Öğrencilerimize Amerikan mutfağı ve yemek yapmakla ilgili fikir verecek yemek tarifleri seçiyoruz. Örneğin bir derste pancake yapmayı öğretirken aynı zamanda Amerikan kahvaltı geleneğinden de bahsediyoruz. Bence bu derste öğrenciler yeni yaşamlarına daha kolay adapte olmalarına yardım edecek kültürel bir eğitim de alıyor. Öğrenciler yemek yapma tekniklerini öğreniyor. Yemeği yapıyor ve dersin sonunda birlikte yiyorlar. I like this class very much because it was. Bu dersi çok seviyorum çünkü çok eğlenceli ve bence diğer derslerden daha yararlı. Our students are also sharing that they feel more comfortable in Philadelphia. That's been some feedback. Öğrencilerimiz Philadelphia'da kendilerini daha iyi hissettiklerini de söylüyor. Dersimize katıldıktan sonra Philadelphia'yı daha içten görmeye başladığını söyleyenler var. Bu gerçekten harika. Programın ortaya çıkmasında en fazla rol oynayan nedenlerden biri de zaten bu. Ayşegül Smith, Amerika'nın Sesi, Washington. Önceki haberimizden de anlaşılabileceği gibi mülteciler gittikleri ülkelerde uzun süre kaldıkları için belli bir eğitim sürecinden geçiriliyor. Amerika'da mülteci sayısı nispeten az ancak Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde yüz binlerce mülteci çocuğa eğitim vermek için okul ve derslik kurmak son derece zor. Bu ülkeler dışarıdan yardım almak zorunda kalıyor. Bu zorluğun farkında olan Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Susam Sokağı Atölyesi eğitimi mülteci çocukların ayağına götürmek için kolları sıvadı. Kar amacı gütmeyen bu iki kurum, mülteci çocuklara eğitim sağlamayı amaçlayan 100 milyon dolarlık fonun yarı finalistleri arasında. Mülteci kampları birçok meraklı genç zekayla dolu. Tüm dünyada yurtlarını terk eden sığınmacıların yarısından fazlası çocuklar. Bu çocukların kaliteli erken eğitim almasının önünde ise birçok engel var. There are 250 million children whose developmental potential. Dünyanın dört bir yanında gelişim potansiyeli tehlikede olan 250 milyon çocuk var. Küresel mülteci krizi her zamankinden daha derin. Evlerini terk etmek zorunda kalan ve yardıma muhtaç olan 8 yaş altı 12 milyon çocuk söz konusu.
Uluslararası Kurtarma Komitesi, Suriyeli mülteci krizine çare bulmak için Susam Sokağı Atölyesi ile işbirliği yaptı. Amaç, savaş ve şiddet nedeniyle evlerinden olan küçük çocuklara kaliteli eğitim imkanı sağlamak. Ekip 7 yarı finalistle birlikte MacArthur Vakfı'nın 100 milyon dolarlık küresel çaplı yarışmasında başı çekiyor. The fact that some 65 million evlerini terk eden 65 milyon mültecinin yarısının çocuk olması bu soruna çözüm bulmak için bizi harekete geçirdi. Step up. Susam Sokağı Atölyesi'nden Başkan Yardımcısı Sherry Weston, oluşturdukları eğitim modelinin başarısının sırrının çocukların belirli ihtiyaçlarına yanıt verebilmek, çocukların dilini konuşan karakterleri kullanmak ve bu ihtiyaçları anlayabilmek olduğunu söylüyor. Our Jordanian Muppet Tantan. Elmo gibi tüylü bir kukla ya da Ürdünlü tonton kukla çocukları mutlu ediyor, güldürüyor, oyun oynatıyor, ilgilerini çekiyor. Bu çok umut verici bir faaliyet. Çocuklara öğrenmenin keyifli olduğunu göstererek yaklaşıyoruz ve onlara hayatlarını değiştirecek eğitici içerik sunuyoruz. Uluslararası Kurtarma Komitesi, eğitimi temel alan yaklaşımı ve altyapısıyla Susam Sokağı Atölyesi'nin ilgi çekici içeriğini birleştiriyor ve ortaya birbirini tamamlayan bir ortaklık çıkıyor. Her iki kuruluşta çabalarının sadece çocuklara değil, yetişkin anne babalara da yönelik olduğunu vurguluyor. The centerpiece of any early childhood development program for us will Okul öncesi erken eğitim programlarının en önemli unsurlarından biri anne babalardır. Anne babaları desteklemek, onlarla görüşmek, uzun saatler çalışan ya da sağlık sorunlarıyla uğraşanları tanımak, çektikleri zorlukları anlamak önemli. Çocuklarına iyi birer anne baba olabilmek için desteğe ihtiyaçları var. Dersler ister sınıfta, ister akıllı telefonlar aracılığıyla çadırlarda yapılsın, Uluslararası Kurtarma Komitesi ve Susam Sokağı Atölyesi'nin çocuklara ve ailelere verdiği mesaj hiç değişmiyor. Katılım gösteren ve kabul gören her çocuk daha iyi kalpli, daha zeki ve başarılı olur. Bilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Washington stüdyolarımızdan yaptığımız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün yayını burada sona eriyor. Haber ve söyleşilerimiz internette amerikaninsesi.com adresinde. Yarın yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.